Kanal Urfa Ana Haber'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını 5 olarak açıklarken 5 vakanın da birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Alınan önlemler doğrultusunda 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısının 5'e çıktığını söyledi. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu olmalıyız, rasyonel olmalıyız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süreyle ertelendiğini duyurdu. Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler 2 hafta süreyle ertelenmesi burada karara bağlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı kararının alındığını söyledi. Koronavirüs nedeniyle 3 Şubat tarihinde itibaren Çin ile 23 Şubat tarihinden sonra İran ile ve 29 Şubat tarihinden itibaren Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirmişti. Halen bu ülkelerden ülkemize uçuş yapılmamakta olup sadece kendi vatandaşlarını almak üzere uçakların boş gelmesine müsaade edilmektedir. Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi günü sabah saat 08'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Sayın seyirciler, Türkiye'de teşhisi konulan koronavirüs vaka sayısı 5'e çıkarken yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa'da da koronavirüse karşı birçok tedbir alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Berin de beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve kurum amirlerinin katıldığı toplantı sonrası kentte alınan önlemlere ilişkin açıklamalar yaptı. Şanlıurfa'da 14 koronavirüs vakası şüphesi olduğunu belirten Sayın Valimiz, test sonuçlarının negatif çıktığı, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri ve Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirecek etkinliklerin de iptal edildiğini belirtti. Bugüne kadar Şanlıurfa'da tespit edilen hiçbir vaka olmadığını ifade etmiştir. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in şu ana kadar Şanlıurfa'da 14 koronavirüs şüpheli vakanın görüldüğünü, 14'ünün de test sonuçlarının negatif çıktığını söyleyerek, Umre'den Şanlıurfa'ya dönen 994 kişinin de incelendiğini belirterek, o test sonuçlarının da negatif olduğunu söyledi. Olağanüstü hiçbir durum yok. 14 tane numunesini gönderdiğimiz ve tamamı negatif gelen vaka olarak tabir edeceğiz veya şüphelendiğimiz vaka olarak tabir edeceğiz vakalar var. Urfa o anlamda temiz, genel panik yapmadan gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Ne çok küçümseyeceğiz ne de panik havası yaratacağız. Bütün okullarımızda dezenfeksiyon işlemleri hazırlanan solüsyonlarla gerçekleştirildi. Kamu kurum kuruluşlarımızın birçoğunda bu çalışmalar yürütülüyor. Herkes görevinin başında, herkes üzerine düşeni yapıyor. Özet, Urfa'da hiçbir bu anlamda vaka yok. Yurt dışından gelen 600'ün üzerinde muayeneden geçirdiğimiz, takibini yaptığımız kişi var. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Umre'den dönen biliyorsunuz vatandaşlarımız vardı. Onların hepsi yakından tek tek takip edildi. Umre'den dönen 900 civarında. 994 tane vatandaşımız var. Allah kabul etsin. Bunlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapıldı. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok. Ve o bekleme süresi veya hastalığın nüksetme süresi olarak tabir ettiğimiz
14 günlük süreyi de büyük ölçüde hepsi tamamlamış durumdalar. Valilerin koronavirüs sonrasında fırsatçılık yapanlara yönelik olarak da kapsamlı denetimlerin gerçekleştirildiğini söyleyerek vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulundu. Alınması gereken ilave bazı tedbirler var. Yani mesela taziye evleri benzeri yerlerdeki o ziyaret sıklığını azaltmak gerekiyor. Genel tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda biliyorsunuz biz çok toplantı, forumlar, konferanslar, paneller ve benzeri şeyler tedbiren önleyici tedbirler kapsamında bunların hepsi ertelendi veya iptal edildi. Bunlara riayet etmek gerekiyor. Bir şey olmayacak dememek lazım. Ama şu an bulunduğumuz durum itibariyle de endişe edecek hiçbir durumun olmadığını, gerekli hazırlıkların bütün kurumlar tarafından dört dörtlük yapıldığını, Büyükşehir Belediye'mizin ilk günden itibaren biraz önce ifade ettiğim şu bir aylık süreçte belki bu dördüncü, beşinci toplantımız, o toplantıda aldığımız ve uygulamaya soktuğumuz kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirleri peyderpey aldılar hızlı bir şekilde. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri, Ramazan ayı içerisindeki etkinlikler ve kentteki diğer tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Büyükşehir Belediye'miz ile ilçe belediyelerimizin spor salonları, havuzları, kültür merkezleri, gençlik merkezleri, engelli koordinasyon merkezi ve kütüphanelerimizde yürüttüğümüz tüm program ve etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu takvime uygun olarak eş zamanlı olarak durdurulmuştur. Ayrıca önceden de söylediğim gibi iki tane önemli etkinliğimiz, biri 11 Nisan, biri Ramazan etkinliklerimiz. 11 Nisan etkinliklerimizin kitlesel buluşma sağlayan birçok etkinliği vardı. Bu etkinliklerin bu virüsün yayılmaması açısından ki hükümetin genelge ve talimatları da bu doğrultudadır. Bunların birçoğu ya iptal edildi veyahut da ertelenmiştir. Efendim bir de Ramazan ayında gerçekleştirdiğimizi düşündüğümüz Ramazan Sokağı etkinliğimiz var. Bu da iptal edilmiştir. Yine büyük ihtimalle Ramazan'da toplu yemeklerinde iptali söz konusudur. Yani başka bir yöntem kendi insanımıza dezavantajla fakir ve yoksul insanımıza ulaşmanın başka bir yolunu inşallah bulacağız. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm sosyal tesisler ve hizmet binaları ile Şanlıurfa Fuar Merkezi dezenfekte edildi. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri doğrultusunda alınan önlemler artarak devam ederken alışveriş merkezinin saat 12 ile 20 arasında açık kalacağı, alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanlarında kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. Efendim abartmayacağız, büyütmeyeceğiz, panik yapmayacağız ama tedbir almaya devam edeceğiz. Çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu arada biraz önce de ifade ettiğim gibi vatandaşlarımızın da önerileri, teklifleri geldiği zaman bu konuda da gerekli alakayı iyi göstereceğiz. Toplamda 110 personelimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok yere hijyen açısından toplu girilen yerlere dahi püskürtme ilaçlar kullanılmakta. Bu hastalığın yayılmaması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye'de görülen vakanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu açıklamaları doğrultusunda Şanlıurfa'daki dezenfekte çalışmanın risk değerlendirmesi yapılmış. Halka açık toplu kullanım yerleri, toplu taşıma araçları ile çalışanlarımızın kullandıkları alanların dezenfektesini bir program haline getirdik. Bu arada vatandaşlarımızdan gelen, kamu kurum kuruluşlarından gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla da ekipler Şanlıurfa il genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde yoğunluk kazanan çalışmalarda bu kez fuar merkezi başta olmak üzere Sakıp'ın Köşkü, Hamarateller, Ara Sıcak Üretim Tesisi, Gapsukay, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesislerle Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları dezenfekte edildi.
Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanılan ULV cihaz ile yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi. Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar Şanlıurfa'da toplu taşımada tüm toplanma merkezleri, tüm duraklar, tüm toplu taşıma araçları, şehirler arası otobüs terminali, GAP Havalimanı, Hazreti İbrahim Peygamber Makamı, Dergah Camii, Ulu Camii, Hazreti Eyüp Savur Makamı, Büyükşehir Belediyesi tüm hizmet binaları, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm sosyal tesisler ve vatandaşların yoğunlukla kullandığı ortak alanlarda dezenfekte çalışmaları yürüttük. Diğer yandan Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri doğrultusunda alınan önlemler artarak devam ederken, alışveriş merkezlerinin saat 12 ile 20 arasında açık olacağı ve alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanlarının da kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. Şanlıurfa merkezli 3 ilde örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Asay Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Açıklama beni polis! Şanlıurfa merkezde Antalya ve Mersin'de istamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı, hacizli, motor ve şase numaraları değiştirilmiş veya silinmiş 54 araçla ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca suçlardan elde edilen yaklaşık 4 milyon lira değerindeki 31 taşınırla 10 taşınmaz mülke şerh konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da yaygın olarak yetiştirilen lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen ivesi cinsi koyunlarının kuzuları ile buluşması renkli görüntülere sahne oldu. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın tek tek dağları alan içerisinde yer alan tek tek araştırma istasyonunda lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen ivesi cinsi koyunlar damızlık olarak yetiştiriliyor. Doğal ortamda yetiştirilen ivesi koyunların kuzularla buluşması havadan görüntülendi. Araştırma istasyonunda bakılan kuzuların saniyeler içerisinde tek tek anneleriyle buluşma anı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Proje ile Türkiye'nin et ve süt ihtiyacının karşılanmasıyla yetersiz kalan hayvancılığın canlandırılması amaçlanıyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı tek tek araştırma istasyonunda görevli veteriner hekim Reşit Demir, ivesi ırkı koyunlara talebin arttığını ifade etti. Burada GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bu ivesi koyunlarının süt verimini arttırmaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Gayemiz burada, şimdi ivesi koyunlarının süt verimi çok yüksek olan bir hayvan. Fakat biz bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gayemiz burada süt verimini arttırmak, koyunlarımızın hem kaliteli koçlar elde etmek hem de bu koçları halk elinde sınav projelerimiz var. Tek tek dağlarında ivesi koyunlarla ilgili. Bu projelerimize bu koçlarımızdan da vermek. Burası işte bildiğimiz meşhur tek tek dağlarının dibindeyiz şu an burada. Tabii bahar gelince, şu an bahar da gelmiş vaziyette, envai tür çeşit çeşit otlar var. Değişik değişik çiçekler var. Tabii burada koyunların otlaması ister istemez hem sütün kalitesini hem de etin lezzetini artırıyor. Bu bir gerçek. Bir de ivesi koyunu bir de çok dayanıklı bir hayvan.
Yani gerçekten çok da yani buradan gelip zaman zaman Türkiye'nin farklı illerinde de gelip alanlar oluyor. Memnun da kalıyorlar yani. Sayın seyirciler, Van'da polis ve ailelerin iknası sonucu iki kadın terörist Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısında güvenlik güçlerine silahları ile birlikte teslim oldu. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada PKK-KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme ikna çalışmaları kapsamında İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüten SA ve SA isimli örgüt mensuplarının ailesiyle birlikte örgüt mensuplarıyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle Şanlıurfa ili Akçakale sınır kapısında görevlerimize teslim olmuşlardır denildi. Beraberinde bir adet Kalaşnikov, bir adet tabanca ve 3 adet el bombasıyla birlikte iki kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilen açıklamanın devamındaysa, silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla, gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır denildi. Şanlıurfa Valiliği himayelerinde Şanlıurfa İli Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın projesiyle proje kapsamındaki çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir tanıtım programı gerçekleşti. Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın projesi kapsamında düzenlenen programda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin bir konuşma yaptı. Yerel yönetimlerimizle birlikte inşallah yürüteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Bey'in de Zeynel Başkanımızın da biraz önce ifade ettiği gibi onların da bizim de en çok önemsediğimiz çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanması ve bunu sağlamak için de ailelerimizin desteklenmesi, ailelerle birlikte de çocukların sağlıklı bir gelişim ortamına kavuşmalarına yönelik şartların oluşturulmasını amaçlayan bir proje bu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de burada bir konuşma gerçekleştirdi. Ne zaman gençlerimiz devam ettirilir, fayda görmüşlerse, bundan etkilenmişlerse, bu kendilerini mutlu etmişse, ailelerini mutlu etmişse elbette ki devam etmesini isteyecekler. Biz de elimizden geldiğince bütün gücümüzle devam etmesi konusunda desteğimizi vereceğiz. Mutlu çocuk demiştik, mutlu genç, mutlu aile. Ben bunu çok görüyorum. Hele ki belediye başkanlığı olduktan sonra bir anneyi mutlu etmenin yolu onun çocuğunun mutlu olmasından geçtiğini şahidiyiz, görüyoruz. Bu bakımdan da biz üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. Şurkan son 10 yılda somut ve soyut kültürel miras, restorasyon, çevre düzenlemeleri, turizm altyapısı ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hibe programlarına başvurarak toplam 5.235.192 TL hibe almıştır. Şurkav'dan sorumlu vali yardımcısı İsmail Çetinkaya da burada yaptığı konuşmada, Şurkav'ın kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Proje kapsamındaki çocukların ve annelerinin duygu ve düşüncelerini dile getirmesiyle devam eden program, çocuklara günün anısına birer hediye plaketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ardından sona erdi. Şanlıurfa'da bahar mevsimi ile birlikte vatandaşlar nezleye karşı korunmak için aktarlara yöneldi. Şanlıurfalı vatandaşlar koronavirüse karşı aktarlarda bitkisel çözümler arıyor. Yağışlı geçen kış aylarının ardından Şanlıurfa sıcak bir bahar yaşıyor. Değişen hava insanlarda soğuk algınlığı ve bahar nezlesi gibi gribal enfeksiyonlara neden oluyor. Vatandaşlar çözüm yolunuysa bitkisel ürünlerde arıyor.
Mart ayı ile birlikte grip de görülmeye başlandı. Vatandaşlar Attar Pazarı'na gelerek doğal ürünleri tercih ediyor. Attar Pazarı esnafları hava değişimlerinde insanların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini, çözümün ise bitkisel ürünlerle vücut direncini artırmakla mümkün olduğunu belirtti. Özellikle yayınlanmaya değer her haber, aktarılmaya değer her görüş bizim için önemlidir. Haber denilince Kanal Urfa. Artık siz de bir habercisiniz. Tanık olduklarınızı bildirin, çektiklerinizi gönderin. Vatandaş gazeteciliğinde yeni bir mecra. Twitter, Facebook ve şimdi de WhatsApp'ta. Çektiğiniz görüntüleri 0507 766 8779 numaralı telefona gönderin, yayınlansın. Yağışlı geçen kış aylarının ardından Şanlıurfa sıcak bir bahar yaşıyor. Değişen hava insanlarda soğuk algınlığı ve bahar nezlesi gibi gribal enfeksiyonlara neden oluyor. Vatandaşlar çözüm yolunuysa bitkisel ürünlerde arıyor. Mart ayı ile birlikte grip de görülmeye başlandı. Vatandaşlar Attar Pazarı'na gelerek doğal ürünleri tercih ediyor. Attar Pazarı esnafları hava değişimlerinde insanların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini, çözümün ise bitkisel ürünlerle vücut direncini artırmakla mümkün olduğunu belirtti. Özellikle ben vatandaşlarımızı Ekinezye çayıyla, yani bizim Urfa bölgesine zahter dediğimiz batı tarafında da yabani kekik dedikleri şu bitkiyi çok tavsiye ederim. Vücuttaki bütün mikropları falan öldürücü özelliği var, antiseptik özelliği vardır onun. Özellikle ben tavsiye ediyorum vatandaşlarımıza. Buna mevsim değişiminde biraz daha soğuk sıcak olayı olduğu için bazen tam mesela soğuktan sıcağa girip ya bazen bir hafta sıcağa geçiyor, soğuğa dönüyor. İsterseniz orada grip olaylar oluyor. Soğuk algınlığı olaylar oluyor. Üstümüze ince kalıntı yaptığımızda o şeyler de yok. Ona demeyeyim, bitkisel şekilde tarçın olur, zencefil olur, zerdeçal çok faydalıdır. Bu kolon kanserine de çok faydalıdır. Çoban çökerine demez bir bitki vardır. O da bağışıklık sistemi güçlenir. Kalp damar tıkanına çok iyi gelir. Ya önereceğimiz bitkiler hepsi doğal bitkilerdir. Yıllardır kullanılan bitkiler, herkesin bildiği bitkilerdir. Ada çayı da aynı zamanda mikrop kırıcı özelliği vardır. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsüne karşı da önerilerde bulunan esnaflar, vatandaşlara keçi boynuzu özü ve dut pekmezi tüketmelerini tavsiye etti. Koronavirüsün en büyük özelliği, yani ağız solunum yolundan geçtiği zaman boğazda yapışıyor. Bademciğe falan. Ada çayını günde Allah bir bardak gargara yaptıkları zaman Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz inşallah. Hastalıklara karşı kuşburnu, ada çayı, zencefil, hatmi çiçeği ve daha birçok ürünü almak için Attar Pazarı'nın yolunu tutan vatandaşlar da ilaç kullanmak yerine bitkisel ürünleri tercih ettiklerini ve fayda bulduklarını söyledi. Bitkisel ürünleri tercih ediyoruz. Faydasını görüyorum. Bitkisel ürünleri tercih ediyoruz. Yani bademcik şişmesi oldu benden. Geldim toz zencefil almaya. Yani olur. Yani hiç olmazsa kolonya kullanarak, kolonya kullandığımız zaman bu koronavirüsü etkileniyor. Yani yok oluyor. Hijyene dikkat etmek en güzel. Elleri yıkamak, sık sık yıkamak. Bu şekilde korunmaya çalışıyoruz. Evet, DEDAŞ'ın maalesef elektrik kesintisine uğradık ve bu sebepten dolayı teknik bir arızayla maalesef haberlerde karıştı birbirine. Bu sebepten ötürü de sizlerden özür diliyoruz efendim. Haliye Belediyesi tarafından bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmetiyle ilgili haberimizi şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evde bakım hizmeti ekipleri, bakıma ihtiyaç duyan ailelerin yüzlerine güldürmeyi sürdürüyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret eden ekipler, ailelerin kişisel bakımlarıyla yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
evde bakım hizmetinden faydalanan aileler, kendilerine sunulan hizmetten dolayı belediye başkanı Mehmet Can Polat ve ekibine teşekkür etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suruç Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri gereği ilçede dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suruç Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla ilçe genelinin tamamında ana arterler, Cumhuriyet Meydanı, çarşı, park ve bahçelerin yanı sıra hükümet binası, belediye hizmet binası, duraklar ve oturma banklarının tamamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler tarafından çalışma yapıldı. Suruç Belediyesi tarafından koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında okul ve camilerde de dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde bay ve bayanlardan oluşturulan ekipler dezenfeksiyon çalışmalarına ilk olarak okullarda ve camilerde başladı. Suruç Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı ortaklaşa yapılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 66 okul, 692 derslik ve 5 pansiyonda dezenfekte çalışması yapıldı. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş yaptığı yazılı açıklamada ülkemizin genelinde koronavirüse karşı gerekli tedbirler alınırken Suruç ilçemizde de zaman kaybetmeden başta eğitim yuvalarımız olmak üzere camilerimizde dezenfekte çalışmalarına başladık dedi. Başkan Aktaş açıklamasında, Suruç Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı olarak virüsün dünyada tehlike saçmaya başladığı andan itibaren, başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirildi. Türkiye'de eş zamanlı olarak hijyen çalışması gerçekleştirdik. Suruç Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa başlattığımız çalışmalarda, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan başlayarak ilçemizdeki bütün okullarımızda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. Tüm okullarımızda sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi malzeme noktasında herhangi bir eksiklik yok. Okullarımızda hijyen noktasında bir sıkıntı yok. Velilerimiz, öğrencilerimiz rahat olsunlar ifadelerini kullandı. Virüsün mikroplardan bulaştığını artık tüm kamuoyu biliyor. Bu nedenle başta Şanlıurfa valimiz olmak üzere kurum amirlerine ve tabii ki Suruç Kaymakamı Sayın Kenan Aktaş'a aldığı tedbirlerden ötürü şükranlarımızı da buradan belirtmek istiyoruz, sunuyoruz. Sayın seyirciler, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un talimatları ile meclis toplantılarının yapıldığı salonda vatandaşların daha rahat bir ortamda nikahlarının kıyılması için meclis salon kapıları vatandaşlara açıldı. Öncelikle her iki ailelerden hoş geldiniz diyoruz. Nikahımıza geçiyoruz. Evlenmek için belediyemize yazılı başvuruda bulunuz. Ve değerli şehitlerimiz huzurunda sözlü beyanlarınızı almak istiyorum. Evet, davet edeceksiniz. Nikahlarını kıyacak çiftler, aileleriyle birlikte daha rahat ve geniş bir mekanda nikahlarına şahitlik edecekler. Bozova Belediye Başkanlığı tarafından yapılan meclis toplantı salonu, meclis toplantılarının yanı sıra nikah salonu olarak da kullanılacak. Sağlıkta ve mutlulukta, kendi hürriyetinde Osman kızı Ada Akman Hanım'ı eşref kabul ediyor musunuz? Evet. Siz değerli şehitleriniz Melek Hanım, size de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Vahdet Bey, evet, aşağıda gidiyor musunuz? Evet, kardeşim. Bozova Belediyesi Meclis Salonu çok amaçlı kullanılacak. İlk nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikahlarını nikah memuru Şahin Olgun kıydı. Nikah töreni sonrasında evliliğe ilk adım atan çiftler ve aileleri Belediye Başkanı Supi Aksoy'a teşekkür etti. Servet Bey, size. Melek Hanım, siz de buradasınız. Vahdet Bey, istiyorsunuz. Vahdet Bey. Ben de Bozova Belediye Başkan bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere karı koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Cüzdanı gelin kızınıza takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah mutlu olun. Çanakkale'de Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler koronavirüse karşı ürettikleri yerli malı dezenfektan ürünlerini aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu pek çok şehre gönderiyor. Çanakkale dışında Doğu Anadolu'ya Diyarbakır, Manisa, Urfa, Çankırı gibi yerlere de gönderdik.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde bugünlerde koronavirüse karşı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kimya öğretmenleri eşliğinde virüse karşı Türk malı dezenfektanlar üreten lise öğrencileri farklı şehirlerden peş peşe gelen yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor. Yaklaşık 30 öğrencinin çalıştığı atölyede tuz ruhundan sıvı sabuna kadar 20'ye yakın dezenfektan malzeme üretiliyor. Türkiye genelinde dezenfektan malzeme üretimi yapan 26 meslek lisesinden biri olan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin başarısını değerlendiren Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, üretime gece gündüz devam eden öğrencilere ve onlara destek olan öğretmenlere teşekkür etti. Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizde kimya bölümümüzde şu anda yaklaşık 30 öğrenciyle beraber üretim yapıyoruz. 2017 yılında ilk üretime başladığımız yıl 2017'nin ikinci yarısında 130 bin ciroya ulaştı. 2018 yılında 5 milyon ciroya ulaştı yaklaşık okulumuzdaki üretim miktarı. Şu anda bakanlık onaylı yaklaşık 20 çeşit temizlik ham maddesi, temizlik ürünü ortaya koyuyor öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle beraber. Öğrencilere rehberlik eden kimya öğretmeni Dilek Bagana, koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesi sonrası taleplerin arttığını vurgulayarak, ürünleri Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa ve Çankırı'ya gönderdiklerini kaydetti. İlin taleplerini ilk etapta, daha sonra çevre illerin taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz. Türk malı, ham maddelerimiz de o şekilde. Bunlarla üretim yapıyoruz. Çanakkale dışında Doğu Anadolu'ya, Diyarbakır, Manisa, Urfa, Çankırı gibi yerlere de gönderdik. İstanbul ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıkları ile ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçanlar teslim olmaya devam ediyor. 5 yıl önce terör örgütü tarafından İstanbul'da tanıştığı şahsın propagandası sonucu DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD ve YPG terör örgütüne katılan bir şahıs Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailelerinde desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar sürüyor. İstanbul ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde PKK-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren HD güvenlik güçlerine teslim oldu. 5 yıl önce tanıştığı bir kişiyle birlikte propaganda sonucu DAEŞ terör örgütüyle savaşmak amacıyla PYD-YPG terör örgütüne katılan HD bugün ailesine kavuştu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine kavuşan HD'nin annesi ve babası duygusal anlar yaşadı. PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda 2015 yılından bu yana kayıp şahıs olarak arama kaydı bulunan HD'nin PYD-YPG'ye katıldığı saptandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri HD'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde Suriye'de PYD-YPG terör örgütünde faaliyet gösteren HD'nin 10 Mart 2020 tarihinde örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından HD'nin 2015 yılında İstanbul'da bir semtte tanıştığı şahsın propagandası sonucu sözde DAEŞ terör örgütüyle savaşmak amacıyla PYD-YPG terör örgütüne katılma kararı aldı. Kendilerine aracılık eden şahıslar tarafından Güneydoğu Anadolu'da bir ile gönderildi. Burada karşılayan şahıslarca Suriye Kamışlı bölgesine geçirilerek PYD-YPG terör örgütüne katıldığını, Suriye Derik, Tel Ebyad, Aynel Araba bağlı Ayninsa, Rakka'ya bağlı Tapka, Haseke ve Derezor bölgesine PYD-YPG terör örgütünde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğini saptadı. Suriye'de faaliyet gösteren PKK-YPG terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı kullanıldığı, örgüt yöneticileri tarafından PYD-YPG mensuplarının inşa edecekleri tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarına eylem gerçekleştirilmesi hususunda talimat verdiği, başta Fırat Kalkanı ve Zeytindal harekatlarıyla İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozduğu, hava destekli operasyonların örgüte olan güveni azaltarak son dönemde örgütteki çözülme ve kopmalara önemli derecede etki ettiği,
Kendisi gibi birçok arkadaşının da örgütten kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi. Avrupa'ya gitmek için her yolu deneyen mülteciler botla Meriç Nehri'ni geçerken metrelerce yakınında bulunan Yunan askerlerinin ise yanı başından sınırı geçen göçmenleri görmemesi dikkat çekti. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına giden binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yunan güvenlik güçleri ise sınır kapılarında gaz, ses bombalarının yanı sıra plastik mermi ve tazikli suyla Meriç Nehri kıyısında ise jiletli ve dikenli tellerle mültecilerin geçişlerini engellemeye çalışıyor. Yunan güçleri tarafından kullanılan orantısız müdahalelere rağmen mültecilerin Avrupa'ya geçişi engellenemiyor. Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısındaki hemen her noktaya asker ve polis takviye etmesine rağmen mültecilerin bazıları hava kararınca bazıları ise gündüz saatlerinde sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti. Meriç Nehri'nin karşı kıyısında bulunan iki Yunan askeri aracındaki askerlerse kendilerine yaklaşan 100 metre yakınından sınırı geçen mültecileri fark edemedi. Karşı kıyıya geçen iki mülteci botu kıyıda bulunan ağaç dallarına bağladıktan sonra ağaçlık alana çıkarak çevreyi kontrol etti. Burada bir süre bekleyen mülteciler daha sonra ise ağaçlık alana girerek gözlerden kayboldu. Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor. Mülteciler zaman zaman tampon bölgedeki Yunan askerlerine yaklaşarak kapıları açın, open the door diyerek sesleniyor. Herhangi bir silahları ya da kendilerini savunacakları bir şey olmamasına rağmen Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerine ağır saldırılarda bulunduklarını belirtiyorlar. Adana'da polisin yaptığı operasyonda 363 adet sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amili ekiplerine Ankara'dan Adana'ya kargoyla sahte plaka getirildiği ihbarı geldi. Polis ihbarda sahte plaka satışı yaptığı öne sürülen bir iş yerini takip aldı. Bir süre sonra da iş yerine baskın yaparak 363 adet sahte plaka ele geçirdi. Polis operasyonda HMS, YNTS ve onun arkadaşı HŞ ile HİY'yi de gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İş yeri sahibi HMS'nin ifadesinde sahte plaka işini yeğeni ve arkadaşlarının yaptığını, kendisinin bu olaya dahil olmadığını söylediği öne sürüldü. YNTS ile arkadaşı HŞ'nin ise kendilerinin bu işi yapmadığını, HİY'nin yaptığını ileri sürdü. HİY'de önce suçlamayı kabul edip daha sonra da sadece kendisinin yapmadığını, arkadaşlarıyla birlikte yaptığını söylediğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlılar sorgulamaları sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu haberle de bülteni noktalarken bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Onu da unutmadık. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Bu dileklerle yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle sağlıklı günler diliyoruz efendim.